evrende bazen galaksiler 270 bin mil saat hızla birbirlerine çarparlar. Bu her şeyi parçalara ayıracak şiddette bir çarpışmadır. Bu bir gün Samanyolu galaksisinin de başına gelecektir. Galaksiler hakkında bilgi edinmek için galaksi çarpışmalarını incelememiz gerekir. Şimdi evrendeki en şiddetli çarpışmalardan bazılarını inceleyelim. Bu çarpışmalar büyük, şiddetli ve yıkım yaratan muazzam olaylardır. Çarpışma şiddeti büyüdükçe yıkım etkisi katlanarak artar. Dünyamızdan uzaklaşıp evrenin derinliklerine doğru ilerlediğimizde çarpışmalar ve tesirleri inanılmaz boyutlara ulaşır. Çarpışmalar esnasında oluşan devasa havai fişek gösterilerine benzeyen patlamalar evrende kara deliklerin oluşmasına neden olur. Bu arada bizim galaksimizde her geçen gün en yakın komşusu olan Andromeda galaksisiyle çatışma rotasına doğru adım adım ilerlemektedir. Astronomlarsa bu şiddetli etkileşimlerin evrenin gelişim sürecinin bir parçası olduğunu ileri sürüyorlar. Öyle değil. Aslında iki galaksi, iki yıldız veya iki kara delik arasında meydana gelen bu şiddetli çarpışmalar aşamalı bir evrim sürecinin neden olduğu evreni şekillendiren olaylardır. Bir nedenle evrende bir şeylerin yolunda gitmesi için bazı şeylerin ters gitmesi gerekliydi. Peki bu şiddetli çarpışmalardan nasıl haberdar oluyoruz ve bunlar bizim için ne ifade ediyor? Günümüz teknolojisi en kötü kabuslarımızda ötesinde olan bu olaylara ve bunların evrenimize olan etkilerine şahitlik etmemizi sağlıyor. Zaman içinde gözlemlenen her galaktik çarpışma insanoğlunun evrenin çalışma sistemine bakış açısını genişletti. Hayal edilebilir en büyük çarpışmalar evrende en geniş kütleye sahip galaksiler arasında meydana gelmektedir. Bir galaktik çarpışma tahmin edilemeyen birçok yıkıma neden olur. Yıldızlar çarpışır, gezegenler ve tüm yaşam formları yok olur. Fakat gerçekte olanlar bundan mı ibarettir? Bir galaktik çarpışmanın ne ifade ettiğini anlayabilmemiz için öncelikle bir galaksinin boyutu ve yapısı hakkında fikir sahibi olmalıyız. Gaz ve toz ihtiva eden gezegenler ve bir yıldızlar topluluğu. Bir galaksi yıldızlar şehrine benzer. Kütlesel çekim kuvvetleri sayesinde milyonlarca yıldır beraber hareket eden milyonlarca yıldızdan oluşan bir kütle. Bizim galaksimiz yani Samanyolu galaksisi 100 ila 200 milyon yıldızı barındıran ve bir ucundan diğer ucuna mesafesi 100 bin ışık yılı olan devasa bir galaksidir. Yani Samanyolu galaksisini 100 bin ışık yılı kat ederek geçebiliriz. Sorun yok gibi görünüyor değil mi? Şimdi bir ışık yılı kavramını tanımlamakta fayda var. Bir ışık yılı basit tanımıyla ışığın bir yılda kat edebileceği mesafeyi ifade eder. Ama ışık saniyede 300 bin kilometre gibi bir mesafe kat eder. Bunu bir yıl için iki saniye sayısıyla çarparsak yaklaşık 10 trilyon kilometre gibi bir sonuç ortaya çıkar. Astronomide mesafeler ve boyutlar o kadar büyüktür ki iki gezegen veya yıldızın arasındaki mesafeyi belirtmek için birim olarak ışık yılı kullanılır. Farklı bir bakış açısıyla saniyede 186 bin mil hızla hareket eden bir ışık huzmesinin galaksinin bir ucundan öteki ucuna ulaşması 100 bin yıl alır. Güneş 4,5 milyon yıllık yaşamında sadece 20 defa Samanyolu galaksisinin merkezinden geçmiştir. Bu büyük mesafelere rağmen evrende bulunan nesneler evrenin oluşmasından beri çarpışmaya devam etmektedir. Evrendeki galaksiler, Big Bang, büyük patlamadan milyonlarca yıl sonra yıldız toplulukları ve yıldızlar arası gaz bulutlarından oluşmaya başladı. Bu ilk galaksilerin boyutları küçüktü. Samanyolu galaksisinin yaklaşık onda biri kadar. Evrende var olmuş ilk galaksiler küçük galaksiler ve cüce galaksiler halindeydi. Zamanla bu küçük yapı taşları birleşerek çok daha büyük galaksiler meydana getirdiler. Sonuç olarak bu birleşme ve büyüme gerçekleşti. Bu cüce galaksiler kendilerini evrende sıkışık bir trafiğin içinde bulmuşlardı. Geçmişte evrenin ilk günlerinde etkileşimler çok daha fazlaydı.
Çünkü galaksiler birbirine çok daha yakındı. Küçük galaksiler çarpışıp birleşerek daha geniş ve şekilli galaksiler haline geldiler. Güneş sistemimizi barındıran Samanyolu galaksisi, elipsel ya da spiral formda bir galaksidir. Bunun yanında eliptik ve lentiküler formda olan galaksiler de bulunmaktadır. Astronomlar bu galaksi sınıflandırmalarını NASA'nın en büyük gözlem araçlarından biri olan Hubble teleskobuna ismini veren Edwin Hubble'a borçludur. Bence Hubble için bu eğlenceli bir işti. O zamana kadar herhangi bir sınıflandırma yapılmamıştı ve Hubble bunu kendisi yaptı. Hubble galaksileri sınıflandırma görevini almıştı. İhtiyacımız olan mevcut şekillerin %90'ını sınıflandırabilmek. Bütün o garip şekillerle uğraşmamıza gerek yok. Kalan %10'luk kesime ne mi olacak? Bunların hepsi düzensiz kategorisine girecek. Bunların çoğu arkalarında kuyruk şeklinde kalıntıları olan veya tıpkı bir tren enkazına benzeyen galaksilerdi. Yıllar boyunca bu karmaşık formlar ortaya çıkarken, galaksileri şekillendiren nedenlerin ne olduğu sorusu hala cevapsız duruyordu. Acaba galaktik çarpışmalarla ilgili olabilir miydi? Aslında bu şimdilik çok önemli bir konu değil. Yani galaksilerin neden helisel veya eliptik şekil aldığı çok önemli değil. Hubble galaksilerin ana sınıflandırmasını yaparken, düzensiz formda olanların daha dikkat çekici olduğunu tespit etti. Hubble sınıflandırma işinin büyük kısmını bitirdikten onlarca yıl sonra düzensiz forma sahip galaksiler üzerinde çalışmaya başladı. Bilim adamları bu galaksileri böyle düzensiz bir forma sokan etkenleri araştırmaya başladılar. Bir teoriye göre bunlar şiddetli bir bölünme ve kaosun görüntüsüydü. 20-30 veya belki 40 yıl öncesine kadar bunların çarpışarak ve birleşerek oluştuğu konusunda tartışmalar vardı. Bugün astronomlar hala bu düzensiz formlar kategorisini kullanmaya devam ediyor. Düzensiz formlar kategorisi birçok şekli içine alır. İçinde bulunan yıldız yapısı nedeniyle bölünmüş, içlerinde delikler bulunan küçük galaksiler veya çarpışmalar sonucu büyük oranda bölünmüş galaksiler. Ve daha birçok çeşit galaksi bu kategori altında tanımlanabilir. Bazı düzensiz formdaki galaksilerin garip şekilleri galaktik boyuttaki kütlesel çekim kuvvetleriyle açıklanabilir. Evrendeki bu büyük kütleler çarpışmaların ardından birleşir. Düzensiz formdaki galaksiler bu devasa yıldız çarpışmalarının varlığını ispatlıyor. Bunlar bize evrenin bir yıkım ve kaos ardından kalan bir enkaz olduğunu gösteriyor. Peki bu galaksiler arasında neler oluyor? Daha farklı çarpışmalar oluyor mu? Ve biz bunları nasıl görebiliyoruz? Çarpışan yıldızlar evrenin her yerinde parmak izleri bırakır. Ve astronomlar bu izleri yakalayabilmektedir. Düzensiz formdaki galaksiler, galaktik çarpışmaların bir kanıtıdır. Peki evrendeki diğer nesneler de çarpışıyor mu? Evrenimiz, devasa gök cisimleri arasındaki destansı bir savaşa ev sahipliği yapan, bazen bir çocuk bahçesi, bazen de bir mezarlık gibidir. Şu senaryoyu bir düşünün. Dünyadan neredeyse 3000 ışık yılı uzakta, milyonlarca yıldır aynı yörüngeyi paylaşan iki kardeş yıldız. Zaman içinde ışık hızında dönerken birbirlerine yaklaşırlar. Ve bir gün çarpışarak saniyenin binde biri kadar bir sürede yok olur ve dünyamızın manyetik alanını etkileyen, ozon tabakasının bir kısmını delen ve önüne gelen her şeyi yok eden büyük bir şok dalgası yaratırlar. Bu senaryo bazı astrofizikçilere göre nötron yıldızları olarak tanımlanan ve dünyaya yakın iki yıldızın çarpışmasıyla oluşacak olayları içermektedir. Eski bir teoriye göre böyle bir olaydan dolayı daha önceleri dünya üzerindeki yaşam formlarında çok büyük yıkım ve kayıplar oluşmuştur. Bu tarz çarpışmaların en şiddetlileri nötron yıldızları arasında meydana gelir. Nötron yıldızları
ömrü sona ermiş devasa yıldızların artıklarından oluşan yıldızlardır. Bütün bunlara neden olansa kütlesel çekim kuvvetidir. Bu yıldızların merkezinde yoğunluk çok fazladır. Bu yoğunluk o kadar fazladır ki elektronlar protonlara doğru itilerek nötronları oluştururlar. Merkezde oluşan bu nötron kütleleri bu yıldızın külleridir. Fakat bu küller hala içlerinde bir yaşam barındırırlar. Bazı nötron yıldızları kütlesel çekim kuvvetiyle ikili çipler oluştururlar. Milyonlarca yıldır gök cisimleri saniyede 1000 defaya varan hızlarla birbirlerinin etrafında dönmektedir. Bu dönüşler esnasında birbirlerinin kütlesel çekim kuvvetlerini zayıflatırlar, enerjileri azalır ve üzerinde dönecekleri bir yörünge kalmayana dek birbirlerine yaklaşırlar. Çarpışma gerçekleştiğinde ise Güneş'in varlığı boyunca yaydığı toplam enerjiden daha fazla bir enerji ortaya çıkar. Bu çarpışmalar teleskopların yakalayamayacağı kadar kısa zamanda gerçekleşir. Nötron yıldızları için bu süre saniyenin 1/1000 kadardır. Birbirlerine temas etmeleriyle birlikte her şey biter. Bu çarpışma uzaya inanılmaz bir şok dalgası gönderir. Dünyadan bakıldığında bu çarpışma kısa gama ışık patlamaları şeklinde görülürler. Bu gama ışın patlamaları kısa süreli fakat güçlü patlamalar olup bilim adamları bunlara neyin neden olduğunu yeni yeni anlamaya başlamışlardır. Gökyüzünde günde birkaç defa bu gama ışın patlamaları görülebilmektedir. Şimdilerde tüm gökyüzü patlamaları takip etmek için gözleniyor. Bu olaylar 40 yıldan bu yana bilinmekte. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, bilim adamları bunların varlığından haberdar olmadan yıllar öncesinde bu gama ışın patlamalarını biliyordu. Gama ışın patlamaları tamamen tesadüfi bir şekilde askeri uyduların bazı testleri esnasında 1950'lerde Başkan Eisenhower döneminde keşfedildi. Bu patlamalar Başkan Eisenhower döneminde nükleer patlamaları tespit etmek amacıyla dizayn edilen askeri uyduların yapımı aşamasında ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri ilk Vela uydusunu 1963'te uzaya gönderdi. Bu uydular gama dedektörleri vasıtasıyla gama ışınlarını tespit etmek için üretilmişlerdi. Böylesine büyük bir patlamadan sonra yayılan radyasyon bulutu gama ışınları yayıyor olmalıydı. Bu gama dedektörleri uzaydaki gama ışınlarını tespit edebilen ilk dedektörlerdi. 1969'da Hava Kuvvetleri'nden uzman Ray Clevesettle, Vela uydusundan gelen bilgide ışınların yoğunluğu ve süresi nedeniyle Dünya'dan ve Güneş'ten kaynaklanmayacak ilginç bir ışıma tespit etti. Ve böylece bunun uzayda başka bir kaynaktan gelmiş olması gerektiğini düşündüler. 1973'te Clevesettle bir Amerikan astronomi topluluğu toplantısında araştırmasını sunduğunda elinde 16 ayrı gama ışın patlamasının verileri bulunuyordu. Fakat bundan sonra gama ışın patlamalarını inceleyebilmek için daha komplike araçlara gerek olacaktı. NASA 1991'de Captain Gama Işıması Gözlemevi olarak görev yapacak bir uydu üretti. Bilim adamlarının amacı bir gama ışın patlaması yakalayarak konu hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Gama ışın patlamaları evrendeki büyük çarpışmalardan mı kaynaklanıyordu? Captain Gama Işın Gözlemevi binlerce gama ışın patlaması tespit etti ve bunun evrende sürekli meydana gelen bir olay olduğunu ortaya koydu. Kullandığı yöntem bir gama ışını tespit edip hemen o yöne bir teleskop çevirmek ve patlamanın resmini çekmekti. Çünkü bu patlamalar çok kısa sürede oluşuyor ve kayboluyorlardı. Aslında gama ışın patlamalarının tamamen yok olması günler alıyordu. 5, 4, 3, 2, 1... Ateşleme başladı ve gama ışın patlamalarını araştırmakla görevli uzay aracı kalkış yaptı. NASA 2004 yılında patlamaları daha iyi takip edebilmesi için adına yakışır şekilde hızlı bir teleskop olan SWIFT teleskobunu üretti. SWIFT gelen gama ışınlarının yönünü tayin etmede nispeten daha başarılı olan bir uydu teleskoptu.
Bir gamma ışıması tespit eder etmez dünyaya elde ettiği bilgiyi gönderiyor ve ışımanın geldiği yöne hemen bir X-ray teleskop çeviriyordu. 2005 yılında SWIT bir patlama tespit etti ve bir dakikadan az bir sürede teleskobunu patlamaya doğru çevirdi. Aynı anda SWIT tespit ettiği patlamanın koordinatlarını sahip olduğu ağ sistemiyle derhal dünya üzerinde konumlu teleskoplara gönderdi. Bu teleskoplardan biri de San Diego, Kaliforniya'da Palomar Dağı'nın tepesinde bulunuyordu. Palomar gözlemevi gelen bilgileri birçok istasyondan kontrol etti. Bu sistemle bu kısa gama ışın patlamalarının nötron yıldızlarının çarpışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Fakat bu kısa süren patlamalarla ilgili gizemini koruyan daha birçok nokta var. Gerçekte çarpışma olayı çok kısa süren bir olaydır. Bu da yaşamımız boyunca sadece birkaç defa bu olaya canlı tanıklık edebileceğimizi ortaya koyar. Fakat çarpışmaya tanıklık edemesek de, çarpışma sonrası etkileşimleri inceleme imkanımız her zaman vardır. Bu durumda astronomlar bir yıldız çarpışmasına hiç tanıklık etmeseler bile, yarattığı yıkım etkilerine bakarak bunun bir çarpışmadan kaynaklandığını bilebilirler. Sadece nötron yıldızları çarpıştıklarında devasa etkiler yaratmazlar. Küçük yıldızlar bile bazen büyük kozmik yıkımlara neden olabilir. Sadece nötron çiftleri değil, tüm diğer yıldızlar yaşamlarının başlangıcından itibaren şiddetli ve sert etkili olaylara neden olurlar. Bir yıldızın karmaşık yaşamı moleküler bir bulutun ölümüyle başlar. Bu gazın en yoğun bölümü yıldızı oluşturur. Tüm yıldızlar, gezegenler ve güneş sistemi bu gaz bulutları içinde var olmuştur. Moleküler bulutlar kütlesel çekim kuvvetiyle bünyelerine daha fazla gaz çeker. Yoğunluklarını artırır ve yıldız formlarını oluştururlar. Bu oluşum bazen bir bulut çarpışması veya bir süpernovanın şok dalgaları gibi dış etkenlerden de kaynaklanabilir. Genişledikçe yoğunluğu artan gaz bulutlarının merkezinde sıcaklık gittikçe daha da artar. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre ilk yıldız formu büyük patlamadan 100 milyon yıl sonra oluşmuştur. Astronomlara göre bu ilk yıldızlardan bazıları hala Samanyolu galaksimizde yaşamaktadır. Bugün araştırmacılar küresel gruplar adı verilen yıldız grupları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu araştırmacılara göre yıldız çarpışmalarının cevabı bu küresel yıldız gruplarında yatmaktadır. Yıldızların yoğun olduğu bu gruplar adeta bir savaş alanı gibidir. Aynen kalabalık bir yolda yürürken insanlarla çarpışmak gibi. Yıldızlar da sayılarının fazla ve birbirlerine yakın oldukları ortamlarda çarpışırlar. Evrende bulunan yaklaşık 100 milyon galaksi ve bunların içinde bulunan yaklaşık 30 küresel yıldız grubu düşünüldüğünde, evrende meydana gelen yıldız çarpışmalarının sayısı şaşırtıcı boyutlara varmaktadır. Eğer evrendeki sayıları 100 milyonları bulan tüm galaksileri sayar ve bunların içinde çarpışmaların olduğu kaç bölge var sorusunu sorarsanız, sonucun ne kadar büyük olacağını görürüz. Küresel yıldız grupları astronomlara en büyük keşiflerden birini yapma imkanı vermişti. Küresel gruplar içinde 1953'te keşfedilen yüksek parlaklıktaki yıldızlar, araştırmacıları 40 yıldan daha uzun süre meşgul etti. Araştırmacılar bunları mavi sürüler olarak adlandırdılar. Bu mavi istilacıların olağan dışı özellikleri vardı. Kendileriyle aynı kütleye sahip, diğer yıldızlara göre evrim sürecini geriden takip ediyorlar ve çok daha fazla sıcak oldukları için mavi bir ışık yayıyorlardı. Mavi istilacılar gençlik çeşmesini bulmuş gibi görünüyorlardı. Bilim adamları bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyordu. NASA'nın Hubble teleskobu 1990'da yörüngesine oturdu ve bu araştırmada büyük bir rol oynadı. Hubble'ın görüntü çözünürlüğü o kadar yüksekti ki New York'tan Tokyo'daki bir ateş böceğini görebilirdiniz. Bunlar teleskobun çözünürlüğünün ne kadar iyi olduğunu bize gösteriyor. Hubble'ın yakaladığı detaylı görüntüler, bilim adamlarının mavi sürüler hakkında emsalsiz bilgiler verdi. Bu yıldızları tekil olarak inceleyerek onların kütleleri, sıcaklıkları ve dönüş hızları gibi konularda
birçok bilgi elde edilecekti. Astronomlar mavi sürülerin büyük kütlelere, yüksek sıcaklığa sahip ve çok hızlı dönen yıldızlar olduğunu tespit ettiler. Bir mavi sürü yıldızının bugün büyük bir ihtimalle iki kardeş yıldızın kendi eksenleri etrafında dönerken hızlı bir şekilde çarpışması sonucu oluştuğu biliniyor. Bir örnekle bir yıldız bir diğerine yaklaşık saatte 500.000 mil hızla çarpar. Uzaya bir gaz ve toz kalıntısı yayarak diğer yıldızın içine gömülür. Yıldızlar aniden genleşir ve muazzam bir enerji ortaya çıkar. Bazen çarpışan iki yıldızın durulup mavi sürü yıldızları haline gelmesi 10 milyon yıl sürebilir. Bu bizim yıldız çarpışmalarına dair elimizdeki işe yarar ilk kanıttı. Ayrıca bununla birlikte ilk kez kayda değer yıldızlar ele geçiyordu. Gök cisimlerinin çarpışması fikrinin teoriden yola çıkıp gerçekliğinin ispatlanması yıllar aldı. Fakat bu çarpışmalar buzdağının sadece görünen yüzüydü. Kozmik çarpışmalar bir istisna değil, ilk aşamasından kül haline gelene kadar evrenin bir kuralıydı. Güneş sistemimizde bulunan tüm gezegenler ve diğer gök cisimleri bu çarpışmaların bir eseriydi. Küller kumu oluşturdu, kum çakıl taşlarını, çakıl taşları kayaları, kayalar asteroidleri, asteroidlerse gezegenleri oluşturdu. Bu durumda bizlerin varoluş nedeni de bu çarpışmalardı. Galaksiler çoğu zaman insanı dehşete düşüren oluşumlardı. Ölümler, doğumlar ve yeniden doğumların yerleri. Galaksiler çarpışır. Galaksilerin içindeki yıldızlar da çarpışır. Peki ya diğer gök cisimleri? Kozmik çarpışmalar sadece büyük kütleli gök cisimleriyle sınırlı değildir. Bazen kozmik çarpışmalar ölümcül enerji bulutları arasında da yaşanabilir. Kara delik adı verilen devasa gizemli nesneler uzaya ölümcül bir radyasyon yayarlar. Quasar, bir ölü yıldız galaksisinden yayılan ışıma yakındaki küçük bir komşu galaksiye çarpar. Gerçekte olan bir kara delikten gelen ışın püskürmesi yol aldıkça hızlanır. Işık hızına yaklaşarak önüne çıkan bir galaksiye çarpar ve bu galaksi içindeki gezegenlerde bulunan yaşam formları üzerinde büyük bir yıkım oluşturur. Yakındaki gezegenler yok edici etkilere maruz kalır. Biraz uzakta bulunanların ise atmosferleri hasar görür. Bunlar sıra dışı şekilde bir kara delik fırtınasından sonra sağ kalmayı başarırlar. Bunlar bilim kurgu gibi görünse de aslında bilimin ispatladığı gerçeklerdir. Bizim galaksimiz için bu tarz olayların oluştuğu en yakın galaksi olan 3C321 galaksisinin çok uzakta, 1.4 milyon ışık yılı uzakta olması büyük bir şanstır. 3C321 bir kara delik fırtınasının tespit edildiği ilk galaksidir. Ancak bu olay birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Kara deliklerin başlangıcı nedir ve biz dünyalılar bu ölüm ışınları karşısında tehlikede miyiz? Kara delikler aslında gerçek delikler değillerdir. Ancak bunun yerine oldukça yoğun ve büyük objelerdir. Kara delikler çok yoğundurlar. Öylesine güçlü bir çekimleri vardır ki hiçbir şey onlardan kaçamaz. Hatta ışığın kendisi bile. Bu benzersiz fenomenin tamamlanmış bir görüntüsünün elde edilebilmesi için çok sayıda teleskop gerekmektedir. Sadece bilgileri birleştirerek tüm elektromanyetik spektrum boyunca kara delikleri çok yakın bir tahminle araştırabilirdik. New Mexico VLA veya Çok Büyük Işın isimli her biri 230 olan 27 çanaklı antenlerden oluşan teleskopla elde edilen bu resmin bütününü görebilirdik. Bu antenler Y şeklinde düzenlenmiş ve 13 mil uzunluğundadır. VLA özellikle kara delikleri incelemek için tasarlanmıştır. Tıpkı bizim galaksimizdeki bir tanesi gibi. Bu şey yaklaşık bizim 4 milyon kat daha kütleli ve o bütün olayları içinde bulundurabiliyor. Fakat o kara delikle aramızdaki gaz ve toz
Bizim bu olayları normal bir teleskopla inceleyebilmemizi engeller. VLA'nın radyo dalgalarını incelemesi, onun yıldız sistemine daha iyi işlemesine sebep olmaktadır. Radyo teleskopları ve infrared teleskoplar bu çalışmaları yapabilmek için en iyi ve aslında tek yöntemdir. Görünür dalga boylarını gözlemleyen teleskopların ışıkları toplaması gibi bunlarla radyo dalgalarını toplarız. Optik ve kısa dalga boyundaki dalgalar iç bölümleri görmemize yardımcı olamaz. Radyo bunu sağlayabilir. Ve uzun dalga boyu radyo astronomları iç bölgelere aynı dalga bandından katılabilir. Birçok galaksi merkezlerinde büyük kütleli kara delikler bulunmaktadır. Bunlar güneşimizin milyon ila milyar katında olabilirler. Kütlelerine rağmen biz kara delikleri göremeyiz. Peki orada olduklarını nasıl biliriz? Madde içine doğru akmaya başladığında sanki küvetin giderinden akan su gibidir. Aşağı iner ve etrafında döner ve sürtünme kuvveti hissedilir. Böylece ısı ve ışık ortaya çıkar ve ışık öyle yoğundur ki enerji X ışıması oluşturur. Bu maddenin o noktada kayboluşudur. Ve bu da 18. yüzyıl astronomlarının görünmeyen bir yıldızı görmelerine yol açmıştır. 1783'te Reverend John Mitchell olay ufku fikrini ilk kez ortaya koymuştur. Mitchell, büyük kütleli gövdenin küçük bir radyanla bu ufuk dışına ışık olarak kaçabildiğini görmüştür. Ötesinde ışığı hapsedecek ve görünmez olacaktır. Ve karanlık. Olay ufku fikri budur. John Wheeler, Albert Einstein'ın yakın arkadaşı, kara delik terimini ilk kez ortaya atan kişidir. O zamandan beri teoridir. Bilim adamları ilk kara deliklerini bulduklarının bile farkında değillerdi. Kanıtı ise X ışınlarıydı. Kara delikler tarafından üretilen görünmez enerji. 1971'de X ışını kaynağı çok büyük bir mavi dev tarafından alındı. Daha sonra 1971'de hepimiz bu optik yıldızın ne kadar büyük olduğuna şaşırdık. Öyle ki bu X ışını kaynağı bir şeyin etrafında büyük bir hızla dönüyordu. X ışını kaynağının hızı şunu gösteriyordu ki güneşimizden 3 kat daha büyüktü. Bu da onun bir kara delik olacağını anlatıyordu. Belki de NASA'nın Chandra X ışını gözlemevinde çalışılan en büyük kara delikti. Hep sorulan şey şuydu ki, neden X ışınmasıyla ilgili gözlemleri yeryüzünden yapmıyoruz? Çünkü bu tabii ki daha riskli. Daha pahalı olduğundan teleskobu yükseklere koymak daha önemliydi. Dünya atmosferi X ışınlarını düşününce X ışınları için çok mattı ve uzak yıldız ve galaksilerden gelen ışınları engelliyordu. Öyleyse X ışını araştırmaları yapmak istiyorsak uzaya gitmeliyiz ve Chandra sahip olduğumuz en büyük ve başarılı X ışını teleskobu. Chandra genelde evrende karmaşanın en yoğun olduğu bölgelere çevrilirdi. Biz mesela bir kara deliğin içerisine akan bir maddeden bahsediyoruz. Süpernova olarak patlayan maddelerden veya çarpışan galaksilerden bahsedebiliriz Chandra'nın görev tanımı için. X ışımaları ancak gök cismi çok büyük bir ısı açığa çıkardığında ortaya çıkar. Nötron yıldızları ve kara delikler X ışımalarını Güneş'ten 100 bin kat daha güçlü üretirler. Chandra, Ölü Yıldız galaksisinde neler olduğunu astronomlara göstermek için konuşlandırılmıştır. Yani Chandra bizim merkezdeki kara deliği görmemiz içindir. O bizim X ışını jetlerini görmemizi sağlamıştır. Ve bu jetler bizim Ölü Yıldız galaksisini isimlendirmemizi sağlamıştır. Çünkü bu jetler direkt olarak eş galaksiyi işaret etmektedir. Ve aslında yayılan bu parçacıkların komşu galaksiye çarptığını görebiliriz. Bu mümkün olabilir. Birçok kozmik çarpışmada olduğu gibi gümüş çizgi vardır. Bir kere ölü yıldız komşu galaksiye çarpmışsa, bu yeni gezegen oluşumları anlamına gelebilir. Bu, evrenin hayat ve ölüm düzenidir.
Kara deliklerse burada ihtiyaç duyulan langırt topları değildir. Etrafta dolaşıp her şeyi içlerine emen birer yapı değillerdir aslında. Aslında kara deliklerin vazgeçilmez unsurlarından biri de zaman zaman hayata, zaman zaman da ölüme sebep olmalarıdır. Bizim sistemimiz ölüm ışınlarına izin vermez ve sadece felaketler için güvence olmaya çalışır. Uzun bir gelecekte galaksimiz, Samanyolu ve komşusu Andromeda çarpışacaklar. Fakat bu çarpışma acaba yapıcı mı, yıkıcı mı olacak? Fakat böyle bir galaktik çarpışma ne anlam taşıyabilir? Bu her biri birer termonükleer santral olan yıldızlar söz konusu olunca zor bir durumdur. Eğer bir yıldız yeterince sistemimize yaklaşırsa yolumuzu kuyruklu yıldızlar dökecektir. Eğer daha yakın gelirse belki de dünyamızın güneş etrafındaki konumunu rahatsız edecektir ve belki hayat duracaktır. Çünkü tüm su buharlaşacak ya da eğer bizi güneşten etrafa ötelerse donacaktır. Samanyolu ve Andromeda arasındaki bu çarpışma erken evren oluşum sürecinden beri belirlenmiştir. Çünkü bu iki galaksi yan yana doğmuşlardır. Birbirine geçen her şey yakın doğmuştur ve tekrar birleşirler. Ama bağlı doğmayan her şey birleşemez, ayrılır. Birçok galaksi birbirinden kopmaktadır. Ve tüm galaksiler dışa doğru bizden uzaklaşarak bizden çok uzak konumlara gelecektir. Oysa tek istisna vardı ki o da en yakın komşumuz, kardeş galaksimiz Andromeda'dır. Andromeda ve Samanyolu ki onların çekim kuvvetleri geçmişte bir zamanda aralarındaki herhangi bir uzaklaştırıcı hızlanmaya sebep olacak şeyleri tersine çevirmiştir. Ve bu sebeple de ortak çekim kuvvetleri onları birbirine yaklaştırmaktadır. Onlar artık bir çarpışma rotasındadır. Birbirlerine doğru yönelmişlerdir ve bu hoş görünüm bizim için biraz kötü görünmektedir. Andromeda galaksisi 5 milyar yıl içerisinde Samanyolu'yla çarpışacaktır. Fakat bunun kanıtı nedir? Andromeda'dan gelen ışımalar bunun en iyi kanıtıdır. Havai fişekleri renklendirecek bir yapıdır bu. Bir bölgedeki renge bakarsak, oksijen, demir ve hatta kükürtten gelen renkleri görebiliriz. Ve eğer hangi renk olması gerektiğini biliyorsak ve hangi renk gibi göründüğünü bununla karşılaştırırsak, daha mı kırmızı, daha mı mavi? Eğer daha mavi ise, bu büyük ihtimalle yaklaştığını, eğer daha kızılsa uzaklaştığını gösterecektir. Ve Andromeda'ya bakınca, bu kaymanın maviye doğru olduğunu görüyoruz. Fakat sıkı durun. Dünyadaki yaşamı durduracağı senaryosu sadece bir olasılık. Ve aslında tek ve kaçınılmaz olanı da değil. Peki 2 milyar yıl sonra ne olacak? Bu iki galaksi birbirine girdiğinde? Çünkü galaksiler oldukça kütleli ve aradaki boşluklar da oldukça fazla. Çarpışmalar milyar yıl sürecek. Bunun sonucunda astronomlar ancak birkaç görüntü parçası elde edebilecekler. Tüm olayı anlamaları için birkaç simülasyona ihtiyaçları var. Her aldığımız görüntü parçası aslında galaksiler arası evrendeki uzun bir sürece işarettir. Ve bu simülasyonlarla olayın nasıl geliştiğini görebileceğiz. Kabaran kuyruklar, kucaklamalar, tüm bunların bir araya geldiği bir simülasyon. 1970'lerde astrofizikçi kardeşler Alar ve Jury Tamer spiral galaksilerin ilk çarpışmasını gözlemlediler. Bu simülasyonlar ilk galaksi çarpışmasının gözlenmesi üzerine kuruldu. Bunların sıralanmasını adımların galaktik bir çerçeveden karmaşaya kadar inceleyenler Tamer kardeşler oldu. Bugün Frank Sammers ve Maryland Baltimore'daki Uzay Teleskop Bilimleri Enstitüsü astrofizikçi sanatsal görüntü çeşitlendirici programlar ve bilgisayar blokları arasındaki yazılımlarla simülasyonlar saniyede 10 milyon yıllık galaktik zaman kesitini görüntülemeyi başarabiliyor. Birbirine yakın çizilen iki spiral galaksinin çizilmesiyle başlıyor.
Burada görebiliriz ki iki spiral galaksi arasında herhangi bir gelgitsel bükülüm olmuyor. Baktığım zaman bu bana çok tuhaf geliyor. Doğru, bunlar hala biraz simetrik. Eğer bunlar biraz çekim kuyrukları oluşturursa ancak tüm tamam. sıralamasına konulabilir. Eğer biraz dikkatli bakarsan şurada sanki biraz başlangıcını görebilirsin. Simülasyon iki spiral galaksi arasındaki şahane yakınlaşmayı gösteriyor. Büyük gaz ve yıldız dizilimleri çekimsel kuyruklar olarak bilinir ve sanki boşluğa saçaklanmış gibidir. Bu dramatik sapa çarpışan galaksilerde gözlemlenir. Tıpkı Antenna ve Mice galaksilerindeki gibi. Astronomlar Andromeda ve Samanyolu arasındaki çarpışmayı da aynı yapıyla inceleyecekler. Çekim kuyrukları Samanyolu'nun temel olarak birbirinden ayrılmış saçaklı etekleri denilebilir. Samanyolu ince, narin, hassas ve Andromeda aslında bizden büyük. Daha kütleli ve geçmişe bakınca kütle çekim alanıyla Samanyolu'nu hızla çekiştirebilir. Fakat iki galaksi 2 milyon yıl içinde karşılaşırlarsa, karşılaşmaları çarpışmadan daha hafif olabilir ve bir sarkacın salınımı gibi olabilir. Bu momentum onları birbirinden zarifçe uzaklaştıracak ve çekim kuvveti yeniden onları yaklaştıracaktır. Ve bu momentumdan dolayı bu hareketi sürdüreceklerdir. Yaklaşıp ve yavaşça uzaklaşıyorlar. Şimdi Andromeda galaksisi ve Samanyolu galaksisi yavaşlamaya başlayacak. Çünkü aralarında çekim kuvveti var. Salınım hızı azalacak, ta ki geri dönüp tekrar yan yana gelmelerine kadar. Günümüzden 4,5 milyar yıl sonra, bir kez daha galaksiler birlikte salınacaklar. Bu kez bu çarpışma direkt bir çarpışma olacak. Bu iki spiral galaksinin disklerindeki güzel yapılar büyük bir ihtimalle tamamen yok olacak. Dışarı doğru çekilecekler ve çarpışmaya başlayacaklar. Tüm yıldızların yörüngesi rastgele olacak ve sonunda orta kısımda daha eliptik bir şekil oluşacak. Ve bu büyük kuyruklar milyarlarca yıl daha hükümdarlık sürecekler. Çarpışmalar daha çok kaynaşmaya benzeyecek. Merkez bölümler kaynaşacak. Sanki kaynaşmış tek bir galaksi merkezi oluşacak. Ve çekim kuyrukları seyrekleşecek ve başkalaşmış olacaklar. Yarım milyar yıl daha sonrasındaysa tek bir galaksi olacak. Nasıl kaynaştıklarını burada görebilirsiniz. Ve artık tek bir çekirdek var. Hala çekim kuyrukları olsa bile bunlar sönükleşecek. Ve bunu biraz daha ileriye götürürsek, tek bir cisimden bahsettiğimizi düşünebiliriz. Ve bu ortası eliptik tek parça bir galaksi gibi olacaktır. Astronomlar eliptik galaksilerin bu şekilde oluştuğunu düşünmektedir. Ancak bu galaktik çarpışmalar sırasında bizim ve gezegen yapılar için sert bir süreç geçecektir. Ve bu bizim gezegenimiz için ne ifade edecektir, ne kadarına dayanabileceğiz? Çarpışan galaksilerin dünyevi olmayan görüntüleri. Çekim kuyrukları dışarıya doğru örümcek ağı gibi uzayacak, çekirdekler ise birbirlerine tek bir çekirdek gibi kenetlenecek. Fakat acaba bu resimler altındaki tüm yıkımı bastırabilecek mi? Yıldızlar çarpışacak ve gezegenler, uydularsa birer toz taneciğine dönüşecek. Galaksi çarpışmalarının en hoş yönü de bu galaksiler birbirine karışırken yıldızların çarpışmaması olurdu. Bir yıldız alıyorsun, bir tane daha ve aralarındaki mesafe çaplarının milyon katı. Ve bu galaktik çarpışma sırasında tam bir kaynaşma. Peki dünyanın bir çarpışmaya denk gelme olasılığı ne? Astronomlara göre oldukça az. Her yıldızın etrafında güneş sistemimiz gibi bir şeyler vardır. Aralarındaki mesafe çok çok büyük olsa da bir gezegenin diğer ihmal edilebilir biriyle çarpışması gibi. Fakat bu tam da dünyanın oltanın ucunda olduğu anlamına gelmiyor. Yaklaşık %10 ihtimal ya da daha az olarak dünya güneşi ile birlikte bu çekim kuyruklarının içerisine girecektir. Ve sonra biz çok uzak olacağız. Bir çeşit kuş bakışı görüntüsünü ele alırsak, en önemli dayanağımız çekim kuvvetimizin nasıl değişeceği olacaktır.
Yıldızlar ve gezegenler birbirlerinin yanından sıyrılarak geçebilse de bu gazlar için geçerli değil. Bu da gazların çarpışması demektir. Hem Andromeda'nın hem de Samanyolu'nun etrafında yeterince gaz bulunmaktadır. Yani bütün bu gazlar çarpışacak, bu şokla birden yıldızlar oluşacak belki de. Bilemiyorum. Milyonlarca yıldız birden oluşacak. Buna yıldız patlaması diyoruz. Ve bu dizginsiz oluşumlar aslında bir galaksi çarpışmasının en önemli kanıtı. Öyleyse biz bu galaksilerden birindeysek, gece gökyüzü oldukça dramatik bir hal alabilir. Özellikle yıldız patlamaları sırasında tıpkı havai fişekli görüntüler oluşturan dev kütleli yıldızlar aniden oluşabilecek. Eğer böyle bir yıldız oluşum alanında kalırsak, bölgemiz genelde olmadığı gibi tehlikeli olacak. Fakat galaksilerin çarpışması sonucu bir eliptik galaksi oluşursa, bu yıldız oluşumları da yavaşlayacak. Kendi halinde bir galaksiden çarpışan bir yapıya dönüştüğünde büyük miktardaki yıldızlar ve dramatik yıldız patlamaları görülecek. Fakat göreceli olarak kısa bir sürede gazlar tükenecek. Bütün havai fişekler kesilecek ve galaksiler sakince evli bir çift gibi birleşecekler. Andromeda ve Samanyolu'nun kaynaşmasıyla astronomların Samanomeda diyebilecekleri bir yapı oluşacak ve çekirdeklerinin içinde bir kara delik gizleyecekler. Bir galaksiden süper kütleli bir kara delik, diğer galaksiden süper kütleli bir başka galaksiyle karşılaşacak. Galaksi çift olarak birleşip yörüngeleri daralacak ve kaynaşacak ve sonunda daha büyük bir süper kütleli kara delik oluşacak. Oldukça şiddetli gaz, kara deliği besleyip çok parlak bir kuezar görüntüsüne bürünebilir. Ancak dünyamız için en büyük tehlike, Milky Way ve Andromeda galaksilerinin çarpışması esnasında meydana gelecek olaylarla tamamen ilintisizdir. Yeni galaksi meydana gelirken, güneşimizin ölümüne sebep olacaktır. Yıldızlar içinde yaşam süreçleri bizlerinkine benzer. Doğarlar, yandıkları bir nokta vardır. Bu evrede hidrojeni helyuma dönüştürürler. Orta yaşlarına varırlar, çökmeye başlarlar. Biraz daha parlarlar ve hayatlarının sonunda gerçekten dramatik olarak çökerler. Güneşin yanması demek de onun hidrojenini bir nükleer yakıt olarak kullanması demektir. Artık büyük kırmızı dev olur. Büyüklüğü şu an dünyanın bulunduğu yörüngeyi içine alacak kadar artar. Bu 90-100 milyon mil bir yarıçap demektir. Ve dünya için hiç de iyi değildir. Dünya okyanuslarını kaybeder ve atmosferini. Hiç de yaşamsever görünmeyecektir. Buna dayanarak daha uzun milyar yıl yaşayabiliriz gelecekte. Fakat daha sonra kolonize olmalıyız. Yakın bir sistemde ya da gezegenimizden uzakta yapay bir yerleşke kurmalıyız. Böylece daha uzak ve daha emin bir yerde olabiliriz. Çevre mahallemiz güvensiz sıcak bir yer olabilir. Astronomlara göre yeni Milkomedia galaksisi yaşamın devamlılığına imkan sağlayacak. Bu sıkışmış galakside yakın çevremizde trilyonlarca yeni yıldız olacaktır. Ve bu yıldızların da birkaçı bile yaşamaya elverişli olsa, yaşam için kabaca tahminle sayıları yeterli olacaktır. Umuyoruz ki bu yeni galakside dünya dışında da sığınabileceğimiz birkaç gezegen oluşumu olacaktır. Ve evrenimizde en büyük kaynaştırıcı ise ölümle yaşam arasındadır. Kara delikler, yıldızlar ve hatta galaksiler arasındaki bu çarpışmalar yeni doğumlar demektir. Kullandığı yöntem bir gama ışını tespit edip hemen o yöne bir teleskop çevirmek ve patlamanın resmini çekmekti. Çünkü bu patlamalar çok kısa sürede oluşuyor ve kayboluyorlardı. Aslında gama ışın patlamalarının tamamen yok olması günler alıyordu. 5, 4, 3, 2, 1. Ateşleme başladı ve gama ışın patlamalarını araştırmakla görevli uzay aracı kalkış yaptı. NASA 2004 yılında patlamaları daha iyi takip edebilmesi için
adına yakışır şekilde hızlı bir teleskop olan Swift teleskobunu üretti. Swift, gelen gamma ışınlarının yönünü tayin etmede nispeten daha başarılı olan bir uydu teleskoptu. Bir gamma ışıması tespit eder etmez, dünyaya elde ettiği bilgiyi gönderiyor ve ışımanın geldiği yöne hemen bir X-ray teleskop çeviriyordu. 2005 yılında Swift bir patlama tespit etti ve bir dakikadan az bir sürede teleskobunu patlamaya doğru çevirdi. Aynı anda Swift tespit ettiği patlamanın koordinatlarını sahip olduğu ağ sistemiyle derhal dünya üzerinde konumlu teleskoplara gönderdi. Bu teleskoplardan biri de San Diego, Kaliforniya'da Palomar Dağı'nın tepesinde bulunuyordu. Palomar gözlemevi gelen bilgileri birçok istasyondan kontrol etti. Bu sistemle bu kısa gama ışın patlamalarının nötron yıldızlarının çarpışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Fakat bu kısa süren patlamalarla ilgili gizemini koruyan daha birçok nokta var. Gerçekte çarpışma olayı çok kısa süren bir olaydır. Bu da yaşamımız boyunca sadece birkaç defa bu olaya canlı tanıklık edebileceğimizi ortaya koyar. Fakat çarpışmaya tanıklık edemesek de, çarpışma sonrası etkileşimleri inceleme imkanımız her zaman vardır. Bu durumda astronomlar bir yıldız çarpışmasına hiç tanıklık etmeseler bile, yarattığı yıkım etkilerine bakarak bunun bir çarpışmadan kaynaklandığını bilebilirler. Sadece nötron yıldızları çarpıştıklarında devasa etkiler yaratmazlar. Küçük yıldızlar bile bazen büyük kozmik yıkımlara neden olabilir. Sadece nötron çiftleri değil, tüm diğer yıldızlar yaşamlarının başlangıcından itibaren şiddetli ve sert etkili olaylara neden olurlar. Bir yıldızın karmaşık yaşamı moleküler bir bulutun ölümüyle başlar. Bu gazın en yoğun bölümü yıldızı oluşturur. Tüm yıldızlar, gezegenler ve güneş sistemi bu gaz bulutları içinde var olmuştur. Moleküler bulutlar kütlesel çekim kuvvetiyle bünyelerine daha fazla gaz çeker. Yoğunluklarını artırır ve yıldız formlarını oluştururlar. Bu oluşum bazen bir bulut çarpışması veya bir süpernovanın şok dalgaları gibi dış etkenlerden de kaynaklanabilir. Genişledikçe yoğunluğu artan gaz bulutlarının merkezinde sıcaklık gittikçe daha da artar. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre ilk yıldız formu büyük patlamadan 100 milyon yıl sonra oluşmuştur. Astronomlara göre bu ilk yıldızlardan bazıları hala içlerinde bir yaşam barındırırlar. Bazı nötron yıldızları kütlesel çekim kuvvetiyle ikili çiftler oluştururlar. Milyonlarca yıldır gök cisimleri saniyede 1000 defaya varan hızlarla birbirlerinin etrafında dönmektedir. Bu dönüşler esnasında birbirlerinin kütlesel çekim kuvvetlerini zayıflatırlar, enerjileri azalır ve üzerinde dönecekleri bir yörünge kalmayana dek birbirlerine yaklaşırlar. Çarpışma gerçekleştiğinde ise Güneş'in varlığı boyunca yaydığı toplam enerjiden daha fazla bir enerji ortaya çıkar. Bu çarpışmalar teleskopların yakalayamayacağı kadar kısa zamanda gerçekleşir. Nötron yıldızları için bu süre saniyenin binde biri kadardır. Birbirlerine temas etmeleriyle birlikte her şey biter. Bu çarpışma uzaya inanılmaz bir şok dalgası gönderir. Dünyadan bakıldığında bu çarpışma kısa gama ışık patlamaları şeklinde görülürler. Bu gama ışın patlamaları kısa süreli fakat güçlü patlamalar olup bilim adamları bunlara neyin neden olduğunu yeni yeni anlamaya başlamışlardır. Gökyüzünde günde birkaç defa bu gama ışın patlamaları görülebilmektedir. Şimdilerde tüm gökyüzü patlamaları takip etmek için gözleniyor. Bu olaylar 40 yıldan bu yana bilinmekte. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, bilim adamları bunların varlığından haberdar olmadan yıllar öncesinde bu gama ışın patlamalarını biliyordu. Gama ışın patlamaları tamamen tesadüfi bir şekilde askeri uyduların bazı testleri esnasında 1950'lerde Başkan Eisenhower döneminde keşfedildi. Bu patlamalar Başkan Eisenhower döneminde nükleer patlamaları tespit etmek amacıyla dizayn edilen askeri uyduların yapımı aşamasında ortaya çıktı. Hava Kuvvetleri ilk Vela uydusunu 1963'te uzaya gönderdi. Bu uydular gama dedektörleri vasıtasıyla
gamma ışınlarını tespit etmek için üretilmişlerdi. Böylesine büyük bir patlamadan sonra yayılan radyasyon bulutu gamma ışınları yayıyor olmalıydı. Bu gamma dedektörleri uzaydaki gamma ışınlarını tespit edebilen ilk dedektörlerdi. 1969'da Hava Kuvvetleri'nden uzman Ray Clavesedle, Vela uydusundan gelen bilgide ışınların yoğunluğu ve süresi nedeniyle Dünya'dan ve Güneş'ten kaynaklanmayacak ilginç bir ışıma tespit etti. Ve böylece bunun uzayda başka bir kaynaktan gelmiş olması gerektiğini düşündüler. 1973'te Clavesedle bir Amerikan astronomi topluluğu toplantısında araştırmasını sunduğunda elinde 16 ayrı gamma ışın patlamasının verileri bulunuyordu. Fakat bundan sonra gamma ışın patlamalarını inceleyebilmek için daha komplike araçlara gerek olacaktı. NASA 1991'de Captain Gamma Işıması Gözlemevi olarak görev yapacak bir uydu üretti. Bilim adamlarının amacı bir gamma ışın patlaması yakalayarak konu hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Gamma ışın patlamaları evrendeki büyük çarpışmalardan mı kaynaklanıyordu? Captain Gamma Işın Gözlemevi binlerce gamma ışın patlaması tespit etti ve bunun evrende sürekli meydana gelen bir olay olduğunu ortaya koydu. Evrende bazen galaksiler 270 bin mil saat hızla birbirlerine çarparlar. Bu her şeyi parçalara ayıracak şiddette bir çarpışmadır. Bu bir gün Samanyolu galaksisinin de başına gelecektir. Galaksiler hakkında bilgi edinmek için galaksi çarpışmalarını incelememiz gerekir. Şimdi evrendeki en şiddetli çarpışmalardan bazılarını inceleyelim. Bu çarpışmalar büyük, şiddetli ve yıkım yaratan muazzam olaylardır. Çarpışma şiddeti büyüdükçe yıkım etkisi katlanarak artar. Dünyamızdan uzaklaşıp evrenin derinliklerine doğru ilerlediğimizde çarpışmalar ve tesirleri inanılmaz boyutlara ulaşır. Çarpışmalar esnasında oluşan devasa havai fişek gösterilerine benzeyen patlamalar evrende kara deliklerin oluşmasına neden olur. Bu arada bizim galaksimizde her geçen gün en yakın komşusu olan Andromeda galaksisi ile çatışma rotasına doğru adım adım ilerlemektedir. Astronomlarsa bu şiddetli etkileşimlerin evrenin gelişim sürecinin bir parçası olduğunu ileri sürüyorlar. Öyle değil. Aslında iki galaksi, iki yıldız veya iki kara delik arasında meydana gelen bu şiddetli çarpışmalar aşamalı bir evrim sürecinin neden olduğu evreni şekillendiren olaylardır. Bir nedenle evrende bir şeylerin yolunda gitmesi için bazı şeylerin ters gitmesi gerekliydi. Peki bu şiddetli çarpışmalardan nasıl haberdar oluyoruz ve bunlar bizim için ne ifade ediyor? Günümüz teknolojisi en kötü kabuslarımızda ötesinde olan bu olaylara ve bunların evrenimize olan etkilerine şahitlik etmemizi sağlıyor. Zaman içinde gözlemlenen her galaktik çarpışma insanoğlunun evrenin çalışma sistemine bakış açısını genişletti. Hayal edilebilir en büyük çarpışmalar evrende en geniş kütleye sahip galaksiler arasında meydana gelmektedir. Bir galaktik çarpışma tahmin edilemeyen birçok yıkıma neden olur. Yıldızlar çarpışır, gezegenler ve tüm yaşam formları yok olur. Fakat gerçekte olanlar bundan mı ibarettir? Bir galaktik çarpışmanın ne ifade ettiğini anlayabilmemiz için öncelikle bir galaksinin boyutu ve yapısı hakkında fikir sahibi olmalıyız. Gaz ve toz ihtiva eden gezegenler ve bir yıldızlar topluluğu. Bir galaksi yıldızlar şehrine benzer. Kütlesel çekim kuvvetleri sayesinde milyonlarca yıldır beraber hareket eden milyonlarca yıldızdan oluşan bir kütle. Bizim galaksimiz yani Samanyolu galaksisi 100 ila 200 milyon yıldızı barındıran ve bir ucundan diğer ucuna mesafesi 100 bin ışık yılı olan devasa bir galaksidir. Yani Samanyolu galaksisini 100 bin ışık yılı kat ederek geçebiliriz. Sorun yok gibi görünüyor değil mi? Şimdi bir ışık yılı kavramını tanımlamakta fayda var. Bir ışık yılı basit tanımıyla ışığın bir yılda kat edebileceği mesafeyi ifade eder. Ama ışık saniyede 300 bin kilometre gibi bir mesafe kat eder. Siz bir forma sokan etkenleri araştırmaya başladılar. Bir teoriye göre bunlar şiddetli bir bölünme ve kaosun görüntüsüydü.
20-30 veya belki 40 yıl öncesine kadar bunların çarpışarak ve birleşerek oluştuğu konusunda tartışmalar vardı. Bugün astronomlar hala bu düzensiz formlar kategorisini kullanmaya devam ediyor. Düzensiz formlar kategorisi birçok şekli içine alır. İçinde bulunan yıldız yapısı nedeniyle bölünmüş, içlerinde delikler bulunan küçük galaksiler veya çarpışmalar sonucu büyük oranda bölünmüş galaksiler. Ve daha birçok çeşit galaksi bu kategori altında tanımlanabilir. Bazı düzensiz formdaki galaksilerin garip şekilleri galaktik boyuttaki kütlesel çekim kuvvetleriyle açıklanabilir. Evrendeki bu büyük kütleler çarpışmaların ardından birleşir. Düzensiz formdaki galaksiler bu devasa yıldız çarpışmalarının varlığını ispatlıyor. Bunlar bize evrenin bir yıkım ve kaos ardından kalan bir enkaz olduğunu gösteriyor. Peki bu galaksiler arasında neler oluyor? Daha farklı çarpışmalar oluyor mu? Ve biz bunları nasıl görebiliyoruz? Çarpışan yıldızlar evrenin her yerinde parmak izleri bırakır. Ve astronomlar bu izleri yakalayabilmektedir. Düzensiz formdaki galaksiler, galaktik çarpışmaların bir kanıtıdır. Peki evrendeki diğer nesneler de çarpışıyor mu? Evrenimiz, devasa gök cisimleri arasındaki destansı bir savaşa ev sahipliği yapan bazen bir çocuk bahçesi, bazen de bir mezarlık gibidir. Şu senaryoyu bir düşünün. Dünyadan neredeyse 3000 ışık yılı uzakta, milyonlarca yıldır aynı yörüngeyi paylaşan iki kardeş yıldız. Zaman içinde ışık hızında dönerken birbirlerine yaklaşırlar. Ve bir gün çarpışarak saniyenin binde biri kadar bir sürede yok olur ve dünyamızın manyetik alanını etkileyen, ozon tabakasının bir kısmını delen ve önüne gelen her şeyi yok eden büyük bir şok dalgası yaratırlar. Bu senaryo bazı astrofizikçilere göre nötron yıldızları olarak tanımlanan ve dünyaya yakın iki yıldızın çarpışmasıyla oluşacak olayları içermektedir. Eski bir teoriye göre böyle bir olaydan dolayı daha önceleri dünya üzerindeki yaşam formlarında çok büyük yıkım ve kayıplar oluşmuştur. Bu tarz çarpışmaların en şiddetlileri nötron yıldızları arasında meydana gelir. Nötron yıldızları ömrü sona ermiş devasa yıldızların artıklarından oluşan yıldızlardır. Bütün bunlara neden olansa kütlesel çekim kuvvetidir. Bu yıldızların merkezinde yoğunluk çok fazladır. Bu yoğunluk o kadar fazladır ki elektronlar protonlara doğru itilerek nötronları oluştururlar. Merkezde oluşan bu nötron kütleleri bu yıldızın külleridir. Fakat bu küllü bir yıl içindeki saniye sayısına çarparsak yaklaşık 10 trilyon kilometre gibi bir sonuç ortaya çıkar. Astronomide mesafeler ve boyutlar o kadar büyüktür ki iki gezegen veya yıldızın arasındaki mesafeyi belirtmek için birim olarak ışık yılı kullanılır. Farklı bir bakış açısıyla saniyede 186 bin mil hızla hareket eden bir ışık huzmesinin galaksinin bir ucundan öteki ucuna ulaşması 100 bin yıl alır. Güneş 4,5 milyon yıllık yaşamında sadece 20 defa Samanyolu galaksisinin merkezinden geçmiştir. Bu büyük mesafelere rağmen evrende bulunan nesneler evrenin oluşmasından beri çarpışmaya devam etmektedir. Evrendeki galaksiler, Big Bang, büyük patlamadan milyonlarca yıl sonra yıldız toplulukları ve yıldızlar arası gaz bulutlarından oluşmaya başladı. Bu ilk galaksilerin boyutları küçüktü. Samanyolu galaksisinin yaklaşık onda biri kadar. Evrende var olmuş ilk galaksiler küçük galaksiler ve cüce galaksiler halindeydi. Zamanla bu küçük yapı taşları birleşerek çok daha büyük galaksiler meydana getirdiler. Sonuç olarak bu birleşme ve büyüme gerçekleşti. Bu cüce galaksiler kendilerini evrende sıkışık bir trafiğin içinde bulmuşlardı. Geçmişte, evrenin ilk günlerinde etkileşimler çok daha fazlaydı. Çünkü galaksiler birbirine çok daha yakındı.
Küçük galaksiler çarpışıp birleşerek daha geniş ve şekilli galaksiler haline geldiler. Güneş sistemimizi barındıran Samanyolu galaksisi, helisel ya da spiral formda bir galaksidir. Bunun yanında eliptik ve lentiküler formda olan galaksiler de bulunmaktadır. Astronomlar bu galaksi sınıflandırmalarını NASA'nın en büyük gözlem araçlarından biri olan Hubble teleskobuna ismini veren Edwin Hubble'a borçludur. Bence Hubble için bu eğlenceli bir işti. O zamana kadar herhangi bir sınıflandırma yapılmamıştı ve Hubble bunu kendisi yaptı. Hubble galaksileri sınıflandırma görevini almıştı. İhtiyacımız olan mevcut şekillerin %90'ını sınıflandırabilmek. Bütün o garip şekillerle uğraşmamıza gerek yok. Kalan %10'luk kesime ne mi olacak? Bunların hepsi düzensiz kategorisine girecek. Bunların çoğu arkalarında kuyruk şeklinde kalıntıları olan veya tıpkı bir tren enkazına benzeyen galaksilerdi. Yıllar boyunca bu karmaşık formlar ortaya çıkarken, galaksileri şekillendiren nedenlerin ne olduğu sorusu hala cevapsız duruyordu. Acaba galaktik çarpışmalarla ilgili olabilir miydi? Aslında bu şimdilik çok önemli bir konu değil. Yani galaksilerin neden helisel veya eliptik şekil aldığı çok önemli değil. Hubble galaksilerin ana sınıflandırmasını yaparken düzensiz formda olanların daha dikkat çekici olduğunu tespit etti. Hubble sınıflandırma işinin büyük kısmını bitirdikten onlarca yıl sonra düzensiz forma sahip galaksiler üzerinde çalışmaya başladı. Bilim adamları bu galaksileri böyle düzensiz